Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Türkiye'de ve Kuzey Kürdistan'da katliam ve soykırım gerçeğini konuşacağız. Değerli konuklarımız var. Değerli konuklarımızla programı yapacağız. Çiçek Otlu Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü bir konuğumuz. Yine Celalettin Can, HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi ve aynı zamanda 78'ler girişimi sözcüsü konuğumuz olacak. Yine Aziz Tunç, araştırmacı yazar arkadaşımız konuğumuz olacak. Her üç konuğumuza da ben hoş geldin diyerek başlayayım. Bu arada tabii Celalettin Can kamerayı biraz önceki gibi yeniden düzenlerse çok seviniriz. O geriye doğru gitmesi, ekranda görünür olması lazım. Evet, böyle daha iyi. Bunu dedikten hemen sonra Çiçek Hanım'la başlayalım. Çiçek Hanım, bir kez daha hoş geldiniz diyerek hemen sizinle Aralık ayı katliamlarını konuşarak başlayalım istiyoruz ama işte 19 Aralık zindan katliamı, adına hayata dönüş dediler. Yine Maraş katliamı, yine Roboski katliamı. Siz o dönem hapishanedeydiniz. Aynı zamanda 19 Aralık katliamını da tanıklık edenlerden birisiniz. Doğrusu Aralık ayı katliamlarını hem anarak hem o dönemin ne yapmak istediklerini konuşarak başlayalım diyorum. Bir girizgah olsun bazında. Ne dersiniz 19 Aralık katliamına ama genel olarak da Aralık katliamlarına, Türkiye'deki katliam gerçeğine ilişkin? İyi yayınlar. Yayınınıza davet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Öncelikle 19 Aralık Maraş ve Roboski'de hayatını kaybetmiş, katliamlarda hayatını yitirmiş arkadaşları anarak başlamak istiyorum ve ailelerine yeniden başsağlığı diliyorum. Yani bu ülke, bu devlet gerçekliğine ya da rejimin gerçekliğine baktığımızda yani tek istediği şey bir tek tip üzerine kodlanmış durumda. Tek ulus olmasını istiyor, tek devlet, tek bayrak, tek dil üzerine kurulmuş bir devlet anlayışı var. Ve bu devlet anlayışına göre de kendisi bakımından hiçbir şekilde bu coğrafyadaki çok inançlı ve çok uluslu toplulukların hiçbirinin haklarını vermemiş durumda. Yani biz baktığımızda bu topraklardaki duruma baktığımızda sadece kendisi bakımından ulusal mücadele yürüten Kürtlerin hiçbir hakkı verilmemiş durumda. İnançsal olarak Aleviler hiçbir şekilde kendi inançsal haklarını sahiplenmemiş durumdalar. Bu nedenle de devletin kodlarında var tek tip olmak. Eğer tek tip değilseniz, devletin makbul vatandaşı değilseniz bu coğrafyada katliama, soykırıma uğramakla yaşamınızı yitirmenize neden olan sorunlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Çünkü baktığımızda eğer bu kalıba uymuyorsanız kesinlikle sizi reddeden bir devlet anlayışı var. Eğer siz Türk ve Sünni kodlarına uygun değilseniz, onların belirlediği çizgide ve onların belirlediği kültürel yapıda hareket etmiyorsanız bu topraklarda katliama uğrarsınız. Sadece Kürtler ve Aleviler uğramamıştır. Ermeniler yaşadıkları bu topraklarda soykırıma uğramışlardır. Şu son yüzyıla baktığımızda en çok katliamı yaşayanlardan kadınlardır. Bir cins kırımı yaşamaktadır ve en büyük katliamında mensup olmak zorunda kalmışlardır. Yani bu coğrafya katliamlar coğrafyasıdır. O yüzden de biz şunu çok iyi biliyoruz. Zulmün olduğu yerde direniş de vardır. Eğer ezenlerin ve egemenlerin yanında değilseniz ve safında değilseniz mutlaka onların zulmüne uğruyorsunuz. Bu bazen bu coğrafyada katliamlar olduğu kadar direnişler tarihi de yaşanmıştır. Bunlardan bir tanesi işte 19 Aralık katliamında sadece katliam değil direniştir. Çünkü gerçekten bu topraklarda işte boyun eğmeyen Kürt ulusu gibi, boyun eğmeyen Aleviler gibi, boyun eğmeyen halklar gibi aynı zamanda mücadeleyi yükselten bu topraklarda özgür ve sınıfsız bir dünyanın kurulmasını isteyen devrimcilere yönelik devrimcilerin teslim alınmasına ve devrimci değerlerin biat etmesi üzerine kurulu bir operasyon gerçekleştirilmiştir.
Yani operasyon merkezi bir şekilde yönetilmiştir. Devletin kodlarına göre hapishanedekilerin teslim alınması demek aslında dışarıdaki mücadelenin teslim alınması anlamına geliyordu. Sokak mücadelesinin geriye itilmesi ve halkın örgütsüzleştirilmesi üzerineydi. Biz biliyoruz ki işte 1999 yılında Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan tutuklandığında tek başına bir tecrite gönderilmişti. Yani F tipi politikası bir anlamda İmralı ile başlamıştı ama büyük bir katliam hazırlığı yaptıkları Ulucanlar katliamında, Burdur katliamında kendini göstermişti. Devrimcilerin direnmesi, devrimcilerin hapishanelerdeki kurduğu komün hayatı, örgütlü yaşam ve değerlerin yükseltilmesi ve dışarıya da bir umut ve moral olmasından dolayı aslında devlet aynı zamanda Kürt halk önderini teslim alması, İmralı'da tecrit altına tutması ve tutuklaması ve onu orada bulundurmasıyla birlikte herkesi teslim alma politikası izlemeye başladı. Yani 19 Aralık katliamı bizim bakımımızdan geçmişten bu yana egemenlerin, ezenlerin politikasını net bir şekilde yaşamış durumda oluyoruz. Kimi zaman devlet kendi bekasını korumak, kimi zaman terörle mücadele anlayışı üzerinden, kimi zaman da bu politikayı savaş siyasetiyle yürütmüş durumda. Yani bu nedenle de devletin eğer yanında değilseniz, devletin politikalarını benimsemiyorsanız, 19 Aralık'taki gibi, Maraş'taki gibi, Roboski'deki gibi ya da en son dönemlerde gördüğümüz gibi Suruç'ta, Ankara'da katliamlara uğrarsınız. Ya da en son olarak belki de Garibe Gezer gibi siz hapishanelerde biat etmediğiniz için, devrimci değerlerinizi, ilkelerinizi koruduğunuz için tek başına hücrede tutularak bir katliama maruz kalırsınız diyeyim. Peki. Ayrıntılarla konuşacağız kuşkusuz bu katliamları ortaya çıkaran anlayışları ama Celalettin Can'la devam edelim istiyorum. O da Türkiye'nin önemli bir dönemine tanıklık etmiş yazarlarımızdan, siyasetçilerimizden, sivil toplum aktivistlerimizden biri diyeyim. Hem bu tanıklıkları üzerinden doğrusu katliamlar gerçeğini değerlendirmesini isteyeceğim. Ama özelde de belki Maraş'la ilgili de, Roboski ile ilgili de diyebilecekleri vardır doğrusu. O katliamları hazırlayan ve yaşama geçiren zihniyetle ilgili de ne düşünür diye sormak isterim. Siz ne dersiniz Celalettin Bey? Başlarken aziz arkadaşı, Çiçek arkadaşları selamlıyorum. Uzun süre sonra arkadaşları görmek iyi bir şey. Katliamlarda hayatını kaybeden... Çok yanaşmasanız kameraya, biraz geride dursanız aslında görüntünüz... Daha iyi olacak. Ama bunu bana sık sık müdahale edersen ben ne olursun. İzleyicimiz yani, sizi tam görmüyor. Onun için ben söylemek zorunda kalıyorum. Kusura bakmayın lütfen. Tamam. Çok güzel. Yani senin söylediğin şekilde mi sen? Tamam. Tamam. Kusura bakmayın lütfen. Yok sorun değil canım. Kusura bak. Yani iyi gitmesi için yani. Daha tabii tabii. Rahat konuşmamız için. Buyurun dinliyoruz. Şimdi aslında katliamlar olsun veya da simgesel cinayetler olsun ülkede bir yere devlet etmek başka açıdan ben anlatmıştım. Bir Maraş katliamını aziz arkadaşlar zaten yakın en biliyor anlatır da ben de anlatırım. Ama ben daha çok daha bir başka bir boyutu da ifade etmeye değineceğim yani. Katliamlar tesadüfen olan şeyler değil. Veya bazı insanların kızgınlıklarıyla ortaya çıkan şeyler de değil aslında. Bu ülkede Osmanlı'dan beri, özellikle Türkiye Cumhuriyeti bunu tek parti döneminden günümüze kadar da yaptı. Bir devlet etme biçimi, devlet toplum ilişkilerinde toplumu belli bir çizgide tutma, onlara göre işte aşırılığa kaçan bir toplumu bir dengeye oturtma yöntemi olarak hep uyguna geldi. Bu yapıldı hep. Şimdi zaman zaman katliamlar siyasi cinayetler kimine aldı? Abdi İpekçi cinayeti, Uğur Mumcu cinayeti ve daha birçok cinayet. Bir simgesel cinayetlerdir bunlar. Ama çoğu kez de çok daha toplumun çizgiyi aştığı, devletin o tarzını biraz sıkıntıya sokucu bir duruma sürüklendiği zaman da Maraş katliamında olduğu gibi
Çorum katliamında olduğu gibi, hatta Roboski katliamında da bir şekilde olduğu gibi çok ciddi kitlesel katliamlara da gitti. Hala da bu ülke katliamlara çok açık bir ülke, bir devlet politikası. Yani önce onu ifade gerek. Bu bir devlet politikasıdır. Kimse kendi başına katliam yapamaz. Bazı rastlantılar bir yana. Ve devlet toplumu yönetmenin, toplumda bir denge yaratmanın bir parçası olarak bunu bir siyaset biçimi, bir yönetim biçimi olarak uyguluyor bu katliamı. Arkadaşımız da ifade ettiği gibi hayata dönüş operasyonu ya hayatı yok ediş operasyonu diyebileceğimiz operasyon da bir devlet politikasının bir parçasıdır. Bunu uzun uzun biz dışarıda ona katılanlarla da konuştuk. Hatta kitapları da okunduğumuzda, gelişmeler izlediğinde bu çok net. Mahkemeye gidildiğine dair fark ediliyorum. Biz önce şunu ifade edelim. Madem 1970'li yılları ele alacağız, 70'li yıllarda Maraş önemli. Maraş'ın ağırlıklı çizgisini biz aziz arkadaşımıza bırakalım. Ama ben bir noktaya değineyim Maraş'ın. Bir simgesel cinayet olan Abdülhak cinayetiyle Maraş katliamı arasında. 1978 yılıydı Maraş katliamı ve ondan önce Temmuz'da veya Ağustos'ta belki Eylül'de de olan Adli İpekçi Maraş yakınlarında bir kampta, askeri bir kampta, askeri sahada ülkücü faşizan gençlerin eğitildiğini tespitini yapıyor. Ve bu tespitle ilgili çok ısrar yazıyor ama nedense bundan Amerikan istasyon şefi Paul Henze çok rahatsız. Abdi Pekçi ile görüşüyor. Yaşanmış bir görüş. Yarıyor Abdi Pekçi. Abdi Pekçi de bunları eleştiriyor. Yani ordunun kampında falan nedir bu yani falan anlatmaya çalışıyor. Eleştiriyor. Yanlış buluyor. Ülkeyi yanlış yere götürme eğitimini almak gerekir falan diye. Ama Paul Henze uygun bir şekilde Abdi Pekçi uyarıyor. Çıkışta tabii o görüşmeyi haberdar olan Atış darbesinde yer almış Sezai Orkut Abdi General Abdi İpekçi'yi arayarak Abdi hayatının hatasını yaptı. Hayatın tehlikede diye uyarıyor. Süre sonra da hatırlarsınız. Katledildi. Ve katledilmesinde tabii ki simgesel bir isimdi. Simgesel yazardı. Türkiye'de darbeye hazırlandı. Çünkü 1978 yılında katledildi. Olay. Ama 1978 yılının yazın yapılan Türkiye'de darbe yapılmadı. Bunu bir NATO dayı temsilcisi doğrudan ağzından sohbette benim de hocamızdı. 1978 yazında Türkiye'de bir darbe yapıldı. Afganistan, İran, Orta Doğu'da bozulan denge. Sovyet sistemiyle özellikle son finali oynamaya hazırlık. NATO toplantısına alınan bir karar. Da Türkiye'de bu toplumsal hareketin bir şekilde elemine edilmesi ve bir darbe yapılması. NATO. Tabii benim bu şekilde açık benim gibi ifade etmiyorlar. Uygun daha başka bir dilde onlar ifade ediyor ama bir darbe kararı. Dolayısıyla Maraş'ta Türkiye'de ismi demokrasi diyeceğiz artık. Yani Kırım'ın ismi demokrasiden darbe sürecine geçişte Türkiye'yi bir sıkı yönetim üzerinden darbe süreci için. Yani Maraş'ın yapılmasının bir nedeni, detayları daha aziz arkadaşımız daha hakimdir, anlatır. Yani sıkı yönetim üzerinden bir darbeye geçiş, Maraş katliamı bunun da bir parçası. Bunu da yapmaya çalışıyorlar. Zaten sıkı yönetimden sonra hatırlarsanız 78 ile 80 arasında çok ciddi olaylar oldu. Bir iç savaş içerisine girdi. Fazla kendine özgün bir ölçüde bir çapı da diyemeyeceğim. Orta ölçüye yakın diyebilirim. Bir şekilde bir iç savaş süreci yaşadı. Orada çok katliamlar oldu, cinayetler oldu. Toplum bıktırıldı. Bıktırıldı gerçekten yani. Hepten bıktırıldı. Artık gelse de kurtulsak özellikle sınıfların küçük burjuvazinin görüşleri. Arkasından darbe geldi. 80 darbe. Dikkat ederseniz Maraş katliamıyla NATO kararı arasında da ilişki yapıyor. Maraş kararlarıyla bir katliamla NATO kararı arasında da ilişki yapıyor. Bir simgesel cinayet de yine bir Maraş katliamı arasında ilişki yapıyor. Yani siyaset çok işe geçiyor katliamlarda ve simgesel cinayet. Dikkat ederseniz böyle bir durum. Evet. Başka bir olay vardır. Örnek Uğur Mumcu olayı. Çok güncel. Mehmet Ağar hatırlarsa yine bir çekersek duvar çökerdi.
Peki ne zaman öldü? Yanlış hatırlamıyorsam 93 yılıydı. Nasıl 1978'de Türkiye Sosyalist Hareketi, Türkiye'deki demokrasi güçleri için simgesel bir olaysa, ve çok önemli bir insan gün gün kavranması gerekiyorsa 1993 yılında öldü. 1993 yılında Mehmet Ağar diyor. Buradaki Mehmet Ağar kimdi o dönemde? Susurluk düzeni dediğimiz, sonra da susurluk düzeni denilen paralel bir yapı oluştu. Ve paralel yapı üzerinde Kürt hareketini daraltma, sıkıştırma, boğma koşulları yaratmaya çalıştı. Hatırlarsanız o 93'ten sonra, o cinayetten sonra gelişmeler, olaylar içerisinde bir insan öldü. Ve Uğur Mumcu'nun ölümü geldi. Uğur Mumcu neyle uğraşıyor bu dönem? Uğur Mumcu şeyi keşfetmiş. Bilebildiğim kadarıyla. Ya bir susurluk düzeni gibi bir düzeni, sonradan tabii susurluk düzeni ve Türkiye'de çok flaş işlerin yapılabileceği, çok başka bir noktaya sürükledik tarz ortaya çıkaracağını keşfetmişti ve bunları yazmaya hazır. Yer yer kendisiyle konuşan çok değerli insanlar da bunu anlatıyor. Ama bunu öğrenebilmek için kendisini iyi sandı, iyi gördü. Bazı o işlerin içinde yer alan insanlardan da gitti. Evet. Uğur Mumcu öldürüldü. Ondan sonra hatırlarsanız susurluk düzeni sonra Özat'ta Eşref Bitlis katledildi. Yani, 90 zamanı verimli kullanmak için de diyorum, çok ayrıntılara girebilecek zaman belki yok ama özetleseniz tamam. Sevinirim. Tamam hocam. Tamam. Yani katliamlarla, cinayetlerle böyle siyasetin çok yakın bir ilişkisi var. Şu anda da şey yapıyorum ben. Şöyle de bakıyorum ben. Mesela Madımak'a gelelim ben. Madımak. Ve 78 yılını ifade ederken bir 78'de bir Sivas katliam girişimi vardı. Bir de Madımak'ta bir katliam olayı vardır. Evet. Madımak'ta nasıldı? Aslında Kürt hareketi biraz Sivas'a dayanmıştı. Kırsal kesimlere dahil olmak üzere Sivas'a dayanmıştı. Aslında Madımak bir yerde bunun önünü kesmeydi. Başbağlar katliamı da onun üstünü örtmek. Başbağları kim yapmış olur? Doğrudan doğruya şeyin üstünü örtmek. Yapılan Madımak katliamının üstünü örtmek de hedef şaşırtmak ve bir manipülasyon ortamı biraz. İster bunu solcular yapsın, ister sağcılar, ister şeyler. Bu doğrudan doğruya ona hizmet. Benim kanaatime göre de bunu paralel güçler gerçekleştirdi. Öyle bir kanaatim var benim veya yönlendirdiler. Madımak'ta da katliam bu şekilde. Peki. Ve orada insanlar yandı, alevlere dönük problemler oldu. Madımak'ın Sivas'ta olması çok önemli. Sivas'ın bir geçmişi var. Ben şu arada Koçgiri halk hareketi. Bu ayrıntılarını konuşacağız. Yani peki. Önümüzdeki dakikalarda da konuşacağız. Programımızda zamanımız var daha. En azından böyle genel anlamda bir değerlendirmeden öte tek tek ayrıntılara girmeden öte bir genel değerlendirelim istiyorum. Müsaade ederseniz Aziz Tunç'la da bu bağlamda. Şimdi şöyle anlaşalım Sefer Yoldaş. Şöyle anlaşalım. Ben konuşayım, sen sözünü kesmek istediğin zaman bana söyle, ben keserim. Ama ben de araya girmek istemiyorum doğrusu. Çünkü bağlantılı olaylar, önemli olaylar çok anlatıyorsunuz. Zamanı verimli değerlendirme için diyorum. Yoksa... Ya şeyi anlatmak istemiyorum. Genel katliamdır, devlet kötüdür, katliamlar berbattır. Lanetleyelim, edelim. Bu şekilde anlatmak istemiyorum. Katliamla siyaset arasında. Ayrıntılarına girelim tabii. Ayrıntılarını mutlaka konuşalım. Ama işte zaman... Yani tamam, bundan sonra bir kere konuşurum. Ayrıntıya girmem. Tamam. Peki. Kızma ama bana. Sonradan tekrar sohbet ederiz. Bir tane deneyim ben. Aziz Tunç, sizinle devam edelim. Bu özellikle Maraş katliamı üzerine çok derin ayrıntılı çalışmalarınız var. Celalettin Can da bir kısmına değindi, bağlantılar kurdu. Ama sizden belki de Maraş'tan Roboski'ye gelinceye kadar geçen süreci de özetleyerek anlatmanızı rica edeceğim. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bu katliamlar gerçeğinin ortaya çıkardığı sonuçlar ve bu sonuçların halklara yansımaları, inançlara yansımaları nasıl oldu? Teşekkürler. Ben öncelikle Celalettin Yoldaş'a merhaba diyeyim. Demin birkaç kez dedim de duyuramadım kendisine herhalde. Yani uzun bir özlemimiz de var işte 5-6 yıldan beri birbirimizi. Evet. Böyle ortamlarda görmüş olmak da güzel oldu. Kendisine saygılarımı iletiyorum. Evet, sorunuz üzerinde devam edersek, bu devletin
iki temel özelliği var. Bu devlet katliamlar ve soykırımlar üzerinde kendini var eden bir devlettir. Dolayısıyla katliamlarla ilgili değerlendirmeler, soykırımlarla ilgili değerlendirmeleri şüphesiz yapacağız. Ayrıntılara da şüphesiz gireceğiz. Ama bütün bunları yaparken en temel veri olarak devletin bu özelliğini esas almak durumundayız. Yoksa mesela şöyle bir durumla karşılaşacağız. Şimdi bu devlet katliamcı ve soykırımcı değil idiyse Ermeni soykırımı niye oldu? Koçkiri niye oldu? Şeyh Said niye oldu? Dersim niye oldu? En son Konya niye oldu? Ankara Gar katliamı niye oldu? Roboski niye oldu? Bunu şunun için özellikle anlatma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi her katliamın iki nedeni var. Biri konjektüreldir. Yani güncel gelişmelerden hareketle bir neden üretiliyor. İşte 1934'te Trakya'da Yahudilere yönelik soykırım yapılırken de Yahudilerin ne kadar insanlık dışı olduklarına dair üretilen ötekileştirme operasyonları gerekçe gösterilmişti ve Hitler'le olan ilişkiden kaynaklı Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımını güçlendiren ve destekleyen Hitler'le dostluk geliştirmek amacıyla yapılan bir düzenlemeyi o gün Yahudileri kötü göstererek Yahudi soykırımı yaptı. Yani birincisi konjektürel olarak devlet yönetme ihtiyacından dolayı o günün koşullarının sorunlarını çözme nedeninden dolayı buna yöneliyor ama ikincisi ve stratejik olanı etnik ve dinsel arındırmadır, soykırımdır. Bu başından sonuna kadar Ermeni soykırımı doğrudan devlet tarafından yapılmış bir soykırımdır. Onun dışındaki birçok soykırım uygulaması ya da katliam uygulaması bu şekilde devam etmiştir. 6-7 Eylül sürecini hatırlayalım. 6-7 Eylül süreci topluma Kıbrıs'la ilgili bir gelişmeden hareketle böyle bir sonucun doğduğu söylenerek başlatıldı. Halbuki evet Kıbrıs'la ilgili devletimiz sorunu vardı ama ondan öte stratejik olarak da mevcut koşullarda kalmış olan Ermenileri ve Rumları tasfiye etmek amacıyla yapılmış bir soykırımdı. Maraş'a da aynı şekilde yaklaşmak durumundayız. Yani Maraş'ta yapılan katliam için birçok neden sayabiliriz. Alevilerin şehre yerleşmiş olmalarının getirdiği zenginleşme ihtimalleri bir gerekçe olabilir. Ya da yükselen toplumsal mücadele elbette önemli bir gerekçedir konjektürel olarak. Ama bunun arkasında da stratejik etnik arındırma soykırım operasyonu var. Kürtlere ve Alevilere yönelik bölgede uygulanan soykırım operasyonu var. Ve bunu yapan devlettir. Bunu yapan devletin tam kendisidir. Yani ne yanı, ne ötekisi, ne berikisi değil. Doğrudan devlet organize etmiştir. Şimdi bakın, vaktimiz de çok sınırlı ama ben hızlıca anlatmaya çalışayım. Devlet dediğimizde soyut bir kavramdan söz etmiyoruz. Maraş katliamını organize eden, pratikleştiren devletin aparatları, kurumları, o kurumları yönetenleri çok net ve bellidir. MİT, devletin bir kurumu olarak, en temel önemli kurumlarından biri olarak Maraş katliamını organize eden, planlayan, yürüten bir devlet yapılanmasıdır. MİT'in başında, içinde Şahap Homriş, Nazif Abanozoğlu, Enver Altaylı şu an en azından benim açımda net olarak bu katliamı organize eden katillerdir. Yani bunlar çok açıktır. Şahap Homriş'in bu konuyla ilgisi Ecevit'in arşivinde çıkan belgede bellidir. Aynı şekilde Nazif Abanozoğlu Adana Bölge MİT yöneticisi olarak Ecevit'in arşivinde adı bellidir. Yani Can Dündar'la diğer arkadaşın yayınladığı o arşiv belgesinde bu isimler net değil. Rumuzlarıyla var ama bunların bu isimler oldukları, bu şahıslar olduklarını öğrenmek için çok da öyle kain olmaya gerek yok. Basit bir araştırmayla bunu görebiliriz. Enver Altaylı, Türkistanlı bilmem Ruzi Nazar'dan ders almış Türkeş'in baş danışmanıdır. O dönem Her Gün Gazetesi genel yayın yönetmedir. Ökkeş Kenger cezaevinde kendisine yönelik beraat sürecinin başlatılmasını sağlayanın bir gazeteci olduğunu kendisi yazıyor. Ökkeş Kenger diyor ki ben sıkıntım komutanda kimsenin kimseyle görüşme koşulları olmadığı koşullarda bir gazeteci geldi benimle görüştü. O görüşmenin devamında işte sıkıntım komutan Tayyar Aygür'le bir görüşme yapılıyor. Uzun ayrıntılara girmeyeceğim. O görüşmenin sonunda da Ökkeş Kenger beraat ettirildi. Evet. Bunu sağlayan da Enver Altaylı'dır. Dolayısıyla devletin kurumlar dediğimizde soyut şeylerden bahsetmiyoruz. Aynı şekilde dönemin jandarma genel komutanı Sedat Celasun Maraş katliamı esnasında Maraş'a giden bir generaldir ve katliamla doğrudan ilişkisi vardır. Nereden çıkartıyoruz bunu? Kenan Evren'in anılarında Sedat Celasun'un Milli Güvenlik Kurulu'na sunduğu rapor var. Evet. O sunduğu rapor tamam katliamla olan ilişkisinin çok açık ifadesidir.
Yüzbaşı Mehmet Ali Çeviker dönemin yeşilidir. Dönemin yeşilidir. Daha sonra kaybolmuştur. Uzun hikayedir. Onlara giremiyoruz maalesef. Dönemin Maraş katliamının organize edenlerinden birisidir. Cem Ersever aynı şekilde adı kamuoyu tarafından biliniyor. Ayrıntılara yine giremiyoruz. Maraş katliamının organizatörlerinden bir diğerdir. Ökkeş Çok Uçkun aynı şekilde kaçakçı olarak sürecin içinde konumlanmıştır, görevini yapmıştır. Maraş Belediye Başkanı, Maraş MHP Milletvekili, Maraş'ta ETKO çetesinin yöneticinin yapan, daha sonra da milliyetçi bir partide parlamentoda milletvekili olan Ökkeş Kenger gibi Edip Özbaş, Mehmet Yusuf Özbaş'ın oğlu, MHP Milletvekili Mehmet Yusufbaş'ın Mehmet Yusuf Özbaş'ın oğlu Edip Özbaş, Maraş katliamını organize eden yerel çetelerdir, yerel yöneticilerdir. Dolayısıyla Maraş katliamı başından sonuna kadar devletin organize ettiği, devletin pratikleştirdiği bir katliam olarak. İsmini saydıklarınızdan tek bir yargılanan var mı? Ökkeş Kenger yargılandı. Ökkeş Kenger'in yargılanma süreci de hepimizin bildiği gibi, biraz önce benim de anlattığım gibi Enver Altaylı'nın müdahalesiyle beraatla sonuçlandı. Şimdi yani ayrıntılara ne kadar girme şansımız var bilmiyorum ama mesela Ökkeş Kenger'in beraat edememesi şundan da mümkün. Çiçek sinemasını saymayalım. Çiçek sinemasına atılan bombadan varsayalım ki Ökkeş Kenger yoktu. Kaldı ki 3 tane ifadesinde kendisi Çiçek sinemasının bombayı nasıl attığına dair en ince ayrıntıları veriyor. Sözlü ifadesi, yazılı ifadesi, polisteki ifadesinde. Evet. Ama buna rağmen varsayalım ki orada sorunlu değil. Ama Mağaralı Mahallesi'nde elinde silahla katliama doğrudan iştirak ettiğini gösteren bir sürü bilgiler var dosyalarda. Ama onlara rağmen Ökkeş Kenger beraat etti. Kaldı ki Ökkeş Kenger üçün sırrı bir katildir. Yani Ökkeş Kenger katliamcıdır, katildir. Herhangi bir biçimde masum değildir. Ancak Ökkeş Kenger'i katliamın organizatörü gibi, en önde gideni gibi göstermek için de hiçbir makul neden yoktur. Maraş katliamının biraz önce anlattığım şemanın içinde Alparslan Türkeş'inden, Muhsin Yasıncıoğlu'ndan, Abdullah Çatlısı'ndan ekleyebileceğimiz diğerleriyle birlikte bir devlet yapısının, devlet yapılanmasının organizasyonu olarak düşünmek lazım. O anlamda Ökkeş Kenger katliamın içinde bir yerlerdedir ama katliamın birinci derecede sorumlularından denemez. Peki. Yine katliam gerçeğini biraz ayrıntılarıyla konuşalım istiyorum. Çiçek Otlu'yla devam edelim. Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü. Biraz da geçmişten günümüze katliam ve soykırım gerçeğine bakalım. Arada geçişli konular olduğu için kuşkusuz değerlendirmeler yapılıyor ama dünyadaki örnekleri de var, Türkiye'de de var. Bunları kıyaslamak mümkün mü? Türkiye'de Osmanlı döneminden günümüze akan dönemlerde, günümüzde devam eden dönemlerde yaşanan katliamlarla dünyadaki örnekleri arasında ne fark var? Ve bir ikincisi, belki de yani mevcut coğrafyada bu katliamları bu kadar pervasızca ve rahatlıkla yapabilmelerine olanak sağlayan koşullar nedir? Onları da belki değerlendirmekte yarar var düşünüyorum diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda, ne dersiniz? Yani tarihe baktığımızda hani nerelerde benzeşiyor ya da işte nerelerde ayrışıyordan çok, yani sonuçta aslında tarihin birçok anına baktığımızda kölelik sisteminde de köle sahipleri, köleleri köleleştirmek, insanlığı köleleştirmek için epeyce katliam yapmış durumdaydı. Ya da derebeyleri kendi derebeyliklerini korumak için insanları katlediyordu. Daha sonra da kurulan burjuva sınıf sisteminde de burjuva sınıf sistemi kendi bekasını ve rejimini korumak için epeyce katliam yapmıştır. Yani sadece Osmanlı devleti katliamcıdır, soykırımcıdır demek doğru değil. Dünyadaki bütün egemen sistemlerin kendi bekasını, rejimini korumak için ezilen halkları ya da inançları yok etme üzerine kurulu bir sistemi var. Örneğin ABD, özgürlükler ülkesi diye anılan, İşte özgürlüklerin çok yoğun olduğu, demokrasinin çok yoğun olduğu söylendiği ABD'de siyahilerin ve kızılderililerin yaşam hakkı tanınmamıştır. Soykırım uygulanmıştır. Yani oranın yerlileri olan kızılderilileri yok etmişlerdir bir ABD'yi kurmak amaçlı. Ya da işte tarihe geçen siyahi katliamları vardır. Belki de en önemlisi Tulsa katliamıdır. 300'den fazla siyahi bir gecede katledilmiştir. Yani bu topraklarda nasıl ki Kürtlerin yaşama hakkı yoksa,
TC Türk Devleti'nin zihniyetindeki, rejimin kodlarındaki en iyi Kürt, ölü Kürttür anlayışı ABD'de de siyahilere ve kızılderilere uygulanmıştır. Ya da biz bakıyoruz Almanya'da işte Hitler iktidara geldiğinde Yahudileri yok etmeye, Romanları yok etmeye yönelmiştir. İtalya'da Mussolini öyledir. Ya da İsrail kendi devletini kurmaya çalıştığında Filistin halkını yok etmeye çalışmıştır. Çünkü kendi devletini kurmak ve kendi iktidarını sürekli değiştirmek üzerine kurulmuştur. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim, dünyanın her yerinde, yani eğer siz devletin sistemini kabul etmiyorsanız, ulusal olarak, kültürel olarak, inansal olarak ya da cins olarak reddediyorsanız mutlaka soykırım ve katliamlara maruz kalırsınız. Yani bu dünyanın her yerinde böyledir. Ya da sınıflı toplumlar oluşmaya başladığından beri hiçbir zaman bu katliamlar ve soykırımlar değişmemiştir. Yani o yüzden de bizim biraz bunların bir sınıfsal sorun olduğunu da görmeye ihtiyacımız var. Egemenlerin kendilerini, özellikle egemenlerin kendilerini koruma amaçlı da bu katliamları yaptığını görmeye ihtiyacımız var. Çünkü eğer kendisi bakımından tek tip bir sistem kuramadığı koşullarda, biliyorsunuz ki insanlar eşitlik ve özgürlük için savaşacaklar. Kendileri bakımından daha fazla özgürlüğün olduğu bir dünya isteyecekler. Ya da kendileri bakımından insanca bir yaşam koşullarının oluşturulmasını isteyecek. Ya da kadınlar cins özgürlüğü isteyecek. Uluslar kendi kaderlerini tayin hakkı isteyecek. Böyle bir şey vermektense kendi sermayesini, sömürüsünü devam ettirebilmenin, karını devam ettirebilmenin ve devlet yapısını korumanın arayışı içerisindedir. O nedenle de Türk devletinin katliamcı yüzü ABD'den farklı değildir. Avrupa'daki katliamlar, evet, belki şimdi belli bir oranda Türk devletinin faşist rejim karakteri daha güçlü ve yoğun gözükmektedir. Özellikle Kemalizmin kurulmasıyla birlikte faşist rejim karakteri daha güçlenmiştir. AKP faşist rejiminin gelmesiyle birlikte de bu katliamcı yüzü de daha belirginleşmeye başlamış ve toplumun örgütlenmesini, Kürt ulusuna yönelik imha ve inkar politikasını, sömürgeci politikasını daha yoğunlaştırmıştır. Kürt ulusunun kendi özgürlük taleplerini yok etmek ve onu aslında kendi talepleri doğrultusunda örgütlenmesini, kendi kaderini tayin hakkını kabul etmemiştir. Bunu görüyoruz biz. Ama bunu engelleyen unsurlar da var. Örneğin, yani diyelim ki bu topraklarda, bu coğrafyada Kürt halkının, Kürt ulusunun yürüttüğü özgürlük mücadelesi ya da çok yakınımızdaki Rojava devrimi ya da bu topraklardaki adalet mücadelesi bu katliamların bir anlamda önünü geçmeye çalışılmıştır. Yani kendisi işte 19 Aralık'ın geldiği gün, Maraş katliamının ya da Roboski katliamının ya da Suruç, Ankara katliamlarının olduğu yıl dönümlerinde sokağa çıkan, işte adalet arayan, herkes için adalet diyen ve bu adalet mücadelesini yükselten özneler aslında Türk devletinin kodlarını bozmaktadır. Çünkü bu topraklarda bu katliamlara itiraz eden, bu topraklarda kesinlikle Ermenilerin, Kürtlerin, Arapların, Lazların, hepsinin, bütün halkların yaşamasını isteyen, eşit bir şekilde yaşamasını isteyen ve kadınların özgür olmasını isteyen, Alevilerin kendi inançsal, sadece Alevilerin değil Hristiyanların da dahil olmak üzere, belki de inançsal özgürlüğü savunduğumuz durumlarda da inançsal özgürlüklerini hayata geçirmesini isteyen özneler var. O yüzden de devletlerin bu özgürlük isteyen ya da bu mücadeleyi yürütenlere yönelik kesinlikle gözaltı, tutuklama ya da katliamla cevap verileceği bu topraklarda %100'dür. O yüzden de toplumsal özgürlük mücadelelerinin her yükseldiği, evet, dönemlerde keskinleşmektedir. Bir de bir şey daha belirtmek, buyurun, gerekiyor. Şimdi yani Maraş'ta da gördük biz ya da Sivas katliamında da gördüğümüz bir şey var. Yani sonuçta ulusal özgürlük hareketinin, Kürt hareketinin yükselmesi, Alevi hareketiyle, demokratik Alevi hareketiyle buluşmasını engellemeye çalışan bir Türk devleti ve rejim kodları bulunmaktadır. Yani ezilenlerin buluşmasını engellemek isteyen bir rejim var. O yüzden de Maraş katliamı ve Sivas katliamı yapılmıştır. İki hareketin buluşmaması, iki hareketin daha güçlü bir şekilde özgürlük talebini yürütmemesi ve bu topraklarda da birleşik devrimin olmaması içinde uğraşmaktadır. Nasıl ki Suruç katliamlı sosyalist hareketin ulusal özgürlük hareketiyle buluşmasını
engellemek amacıyla yaptığı gibi ve savaş konseptini başlattığı gibi Maraş ve Sivas katliamını da böyle okumak gerek. Peki. Celalettin Can, sizinle devam edelim. Biraz önce aslında yarım bıraktığınız yerden belki devam etmeniz gerekir. Biraz önce kıstığım için kusura bakmayın. Çiçek Hanım da söz etti. Suruç, Ankara, Gar katliamı, bunlar kamuoyuna IŞİD katliamı olarak yansıdı ama onun hemen ardından işte Suruç'ta, Şengal'de, Afrin'de hala devam eden bir süreç var. Doğrusu bu açıdan baktığınızda bu katliam gerçeğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Onu sormak isterim günümüzde devam edenler açısından. Türkiye'nin ya da Osmanlı döneminin tarihsel döneminde yaşanan katliamlarla bugünküler arasında ne gibi farklar var? Bir de belki de suç ve cezasızlık üzerinden de söylenecek bir şeyler vardır. Ne dersiniz siz? Ya şimdi nasıl diyeyim ben? Bir kere sapladık yani. Bu devletin bir siyaset biçimi olarak, bir yönetim biçimi olarak benimsediği katliam gerçeğiyle bireysel katliamları ve cinayetleri birbirine ayırmak. Bu coğrafyadaki katliamların büyük çoğunluğu devleti bir siyaset biçimi olarak, bir yönetim biçimi olarak gündeme geliyor. Bu coğrafyada böyle oluyor. Yani örneğin şeye gidelim mesela, Yavuz'a gidelim. Bütün Anadolu'dan Alevileri temizlemiştir. Niye temizlemiştir? Tek bir dini egemen kılabilmek için. Yani o gün ise İslam'ı nasıl algılıyorlarsa devlet İslam'ı biçiminde, onu egemen kılabilmek için Aleviliği bir tasfiye sürecine yatırmıştır ve bütün Anadolu'da ciddi katliamlar gerçekleştirmiştir ve buna karşı işte türküler söyleniyor, direnişler falan da gerçekleşiyor. Bir boyutu bu. Sonra gelelim şeye, Atatürk dönemine, hatta öncesine gelelim. Ermeni soykırımı var aslında. Niye yapıldı Ermeni soykırımı? Yine İttihat-ı Terakkiciler Türkçülüğü gündeme getirmişlerdi. Ve tek bir ulus perspektif geliştirmeye çalışıldı. Ve Ermeni soykırımı kutlanıldı. Gelelim Cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal 22'den itibaren biraz daha gerçek yüzünü biz daha kavrayabilmek istiyorsak o Koçkır olayını iyi kavrayabiliriz. Koçkır'da gerçekleşen Kırım, ki ona isyan etmek biraz zor. Kırım demek belki daha doğru. Yine tek bir ulusu yaratmanın bir parçası olarak bir etnik temizlik hareketiydi. Tıpkı Osmanlı'da nasıl dinsel temizlikse, kültürel temizlikse, burada da etnik temizlik. İttihat Terakki'de nasıl etnik temizlikse, burada da etnik temizlik, yani İttihat'ın devamı olarak. Şimdi oradan şeye geliyoruz biz, Dersim'e geliyoruz. Ciddi bir soykırım var ortada. Niye? Bir etnik temizlik yaratmaya çalışıyor ve tek ulus için bu yapıyor. Türk modernleşmesi için. Türk ulusu kendi başına bakıldığında, halklarla beraber yaşamaya terk edildiğinde biraz zayıf görülüyor. Onu derleyen, toparlayan, onu zorlayacak halkların tasfiyesi. Ve nitekim o dönem incelendiğinde, özellikle 20'ler, Kurtuluş Savaşı dönemi, aslında en örgütlü, en derli toplu hareket bir halk, Kürt halkı aslında yani. Batı Yunanlar almış, işgal alabildiğine var. Türk halkı gerçekten zayıf ve aşiretler bir şekilde yaşıyor. Türk halkı, Kürt halkı gerçekten güçlü bir durum. Daha organize olmuş bir tasfiye yatırılıyor. Ama katliamlar daha sonra gelişen süreçte sadece yani soykırımla, asfayla, kesmeyle olmuyor. Siyasi yasaklar gündeme geliyor. Kültürel yasaklar gündeme geliyor. İşte ana dilini senin yasak. Çok konuş diyorlar. Diyarbakır'da vahşet uygular. Bunlar da aslında katliamların daha ince, daha böyle siyasete bürüdürülmüş biçimi. Yani binlerce insanı o anda öldürüyor ama binlerce insan dilini inkar ediyor ve dilini unutuyor. Binlerce insanı ve Türk yapıyor. Türk olduğunu kabul ettiriyor, bunu yap ve yasaklıyor, unutturuyor o. Bunlar da kendi başına katliam demesek bile soykırımdır yani. Dilin, bir kültürün, bir hayatın, bir grubun kırılmasıdır. Yok katliamları inceleyin. Gelelim şeye, İngiltere'ye gelen Yahudi soykırımı. Yahudi soykırımı Alman ırkının, tekçi bir Alman ırkının egemen kurmanı bir parçası. Yahudi soykırımını yapması. Ama orayla da sınırlı. Amerika'nın keşfi var. Amerika milletini yani, tasfiye etmek. Asıl sayıları tasfiye etmek. Latin Amerika'da da benzer. Demek istediğim, devletler düzeyinde devletin tercih ettiği siyasi sistemi
esas aldığı gelişip güçlendirebilmeleri ve farklı etnik yapı tasfiyeye yatırılması gerçekleştirilmiş. Bu önemli ölçüde kırarak, keserek ne bileyim yöntemleri değişik olabilir. Amerikalıların uyguladığı yöntemleri değişik. Ama Yahudiler gaz olur. Kuyucu Murat Paşa'ya yavrulara doldurmuş. Katleden. Yani yöntemleri değişik olabilir. Yöntemleri bir kenara bırakılabilir. İktidar biçimidir. İktidarı devleti yönetme biçimidir. Osmanlı böyle yapmıştır. Dünyada bir şekilde uygulanmıştır. Devlet devletleri giderse. Kıyaslandığında yöntem bir şekilde uygulanmıştır. Aklına söyleyebiliriz. Onun dışında 70'li yıllara kendileri zamanla devam edebiliriz. 70'li yıllara 70 yıllar çok daha değişti. Yani 70'li yıllarda bir son hareketi yükselip bu son hareketin terörist hareketin önünü kesmenin bir parçası olarak cinayetler getirilmiştir. Ve bu da bir siyaset biçim olarak hatırlarsanız 73'lerde 74'lerde 13 yıllar çıktıktan sonra bir yükseliş var. HDP ile önü kesildi. Faşist Sovyet ülkeleri organize edildi. Sola saldırdı. 1 Mayıs 1970 bir de solu tasfiye etmenin bir parçası olarak. 78'in başlarında Celal Bayar'ın diyelim, tenkil, enfanofya tipi tenkil yoksa bu kuş beklemişti hatırlarsanız. Celal Bayar'ın Metin Cündoruk'la bir söyleşim karşısında yapmıştı. Celal Bayar'la hatırlamıştı. Samettin Bey'e sormuştu. Ne diyordu? Samettin Bey'le sormuştu. Neydi Atatürk'te olan Dersim işte Hoşgiri işte Ağrı falan. Celal Bayar'ın verdiği yani bunu biz şu anda yazmaya da hazırlandık. Atatürk tenkil diyor. Tartışmıyoruz bile. Ve bizim liderimiz Mustafa Kemal liderimiz Talat Paşa'ydı benim. Liderimiz ise, dilimizimiz ise Mustafa Kemal Atatürk. Yani açıklaması bu şekilde. Ve bu insan Cumhurbaşkanı olmuş. Tenkil diyor, tenkil yapıyor. Ve Talat Paşa'yı bile delik veriyor Atatürk'ü ve Tilmiz'i yani ruhani bir delik onunla karışık. Bu adam Cumhurbaşkanı. Ve 1960 yıllarında darbeyi nasıl engelledi? Darbe olabilir mi? Tartışma oluyor. Ali Fuat Başkil de onlar akıl almaya kalktı. Ali Fuat Başkil biraz bizi oradan da okudu. O dönem gençliği tartışma tenkil diyordu hani 60'lar. Bu bilinmiyor pek az. Tenkil diyor yani. Gençlere diyor, Başkil diyor ki bak darbe gelebilir. İstifa edin, seçime gidin. Bu tahkikat komisyonu kaldırın ortada. Altına kalkamazsınız falan diye. Diyor. O da diyor ki taviz verilince daha da şımarlar. Hiç taviz veremeyeceğini. Aynı lafını Atatürk nedir bunun adı? Hoş geldin. Bunu yap. Tenkil yapmak lazım. Tenkil lazım diye tekrarlıyor aslında. Ve bu adam Cumhurbaşkanı. 1978'de dışarıya çıktı. Endonezya tipi tenkit 78'de. Ne oldu ondan sonra? Kutlan Üniversitesi katliamı. Bas katliam girişim. Bahçeliler katliamı oldu. Araç katliamı oldu. Ve her yılda bunları tekrarladı. Endonezya tipi diyorsa komünizm gelir. Bunlar idare edildi. Ve Diyarbakır cezaevi başlığı soykırım hadisesidir. Ve kullanılmıyor ama askeri kamp değildir orası. Askeri bir cezaevi değil. Orası genç kampıdır. İşkence kan. Bir Diyarbakır biledir. Onlarca insan öldü. İnsanlar sakat bırakıldı. Yapılmadık bırakıldı. Dilini, kültürünü, tarihini bekledi. Başka bir yolu bir katlamıydı. Soykırımıydı. Diyarbakır'da yapıldı. Ve günümüze gelelim. Hala tekçilik, egemenlik. Kadın arkadaşımız, tek arkadaşımız anlattı. Hala tekçilik bu sürü. Hala tek adam rejim. Tek ideoloji, tek dil. Tek dil. Tek millet, tek millet. Hala sürüyor. Tekçilik başkalarına basit. Tekçilik başkalarına göre soykırma veya cezalandırmaya yatır. Tekçilik budur ve Türkiye'de tekçilik daha gelir. Peki biz 15 cezalandırma boyutuna dediği son cümle olarak onu kullanayım. Biz Ermeni soykırımı Türkiye aydınları demokratları, devrimcileri hepsi değil de düşeşebilseydik acaba Hoşgiri o şekilde yaşanır mıydı? Hoşgiri'de düğme yanlış orada yapıldı. Onunla yüzleşebilir. Dersim olabilir miydi? Dersim'le yüzleşebilir miydi?
1990'lı yıllarda katliam girişimleri yaşanabilir miydi? Barış katliamı yaşanabilir miydi? Bunlarla yüzleşebiliriz. 2000'li yıllarda Roboski. Niye peki Roboski? Niye o çabaya? Çok Roboski çevresindeki konuşmalar borcudan vazgeçiyorlar. Kendi şeyine, kendi özüne dönme. Evet. Zaten özleri var. Özünü daha da açığa çıkaralım. Korucudan vazgeçiyorlar. Ve korucudun çözümünü başlıyor olabilirdi ve sırdaydı o. Evet. Ya da buluyorlardı. Roboski'yi göz göre apaçık. Yapılar belli, herkes belli. İncelesin bütün dosyaları, inceledim. Roboski göz göre göre katliamdır. Ve Türkiye bununla da hesaplaşıyor. Biz şimdi bu katliam meselesiyle bir yüzleşmedik de. Katliamları yaratmadan... Yüzleşmeyi bir sonraki turda geniş konuşalım istiyorum. Katliamlar devam edecek. Yüzleşmeyi bir sonraki turumuzda geniş konuşalım istiyorum. Çünkü önemli bir başlık. Yüzleşme başlığında konuşup bitireceğiz ama buradan yine bu katliam ve soykırım gerçeğiyle ilgili Aziz Tunç'un da görüşlerini almak istiyorum ama özellikle bu katliamların hem ülkede, yurt içinde bir şekliyle toplumun tüm kesimleri tarafından ama özellikle de devletçi kesimleri tarafından nasıl algılandığını ve bunun üzerinden nasıl örtüldüğünü sormak istiyorum. Bir ikincisi de tabii uluslararası toplumunda, devletlerinde, kurumlarında bu işte payı var. Onların da çoğunun görmezden geldiğini biliyoruz, görüyoruz. Çıkar siyaseti bunda eğmen ama uluslararası toplumun, devletlerin böylesine bir politika benimsemesinin altında ne yatıyor? Yani hem içerinin hem dışarının bu katliam ve soykırım gerçeğine ilişkin görüşlerinizi almak istiyorum. Yani bu katliamların, soykırımların kabul edilmesi için bir 100 sene sonra parlamentoları bir karar mı alacak? Bu mu sadece bu işin karşılığı? Buyurun. Vallahi doğru bir soru ve son derece gerekli, anlamlı bir soru. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir kere bütün devletler bu tarz katliam ve soykırımlarla suçlanması gereken yapılanmalardır. Yani hepsinin katliam ve soykırım geçmişleri vardır. Hepsinin eli halkların kanına bulaşmıştır. Dolayısıyla zaten Birleşmiş Milletler'de bu konuyla ilgili bir çıkmaz yaşanıyor. Birleşmiş Milletler'le 1940'lı yıllarda muhtemelen kamuoyunda da herkesin bildiği gibi Rafael Lemkin adlı bir Yahudi, ailesinin tamamı hemen hemen büyük bir kısmı soykırım tarafında katledilmiş olan Rafael Lemkin, Birleşmiş Milletleri zorluyor. Orada işte bir biçimde bir baskı oluşturarak soykırım suçunun insanlık suçu olarak kabul edilmesini sağlıyor. Soykırım suçu ile ilgili de bir tanım var ortada. Yani Rafael Lemkin'in geliştirdiği, Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği bir tanım var ortada. Normal koşullarda bu tanım ahlaki ve doğru bir biçimde uygulandığında, pratikte uygulandığında yeryüzünde yüzlerce soykırım suçlaması için neden çıkar? Yüzlerce böyle soykırımlar var. Ama Birleşmiş Milletler olayın üzerine yatıyor ve soykırım olarak da Ermeni soykırımı son yıllarda güncellenmeye başladı. Bakın dediğiniz gibi 100 yıl sonra oldu. Rafael Lemkin'in soykırımı Birleşmiş Milletler tarafında insanlığa karşı işlenmiş suç olarak kabul ettirdiği tarih 1952'dir. Yürürlüğe girdiği tarih 1952'dir. Yani Ermeni soykırımı gibi bütün dünyanın gözü önünde yaşanmış, inkarı hiçbir biçimde mümkün olmayan bir soykırımı bile 50 yıl sonra Birleşmiş Milletler tartışmaya açtı. Kabul edilen tek soykırım Yahudi soykırımıdır. Onun da tebiri mümkün değildi. Yani Yahudi soykırımı Nürnberg mahkemeleri tarafından yargılamalar yapılmış. Dolayısıyla tebiri mümkün değil. Yani hayır öyle bir şey olmadı demeleri mümkün olmadığı için devletler bunu kabul etmiş durumda. Ama Ermeni soykırımı işte kabul süreci yaşanıyor. Fakat Kürtlere karşı deminden beri konuştuğumuz sürecin tamamı soykırımdır. Tamamı soykırımdır. Ruanda'da ya soykırım yargılamaları yapan mahkemenin aldığı karar şu. Bir kişi bile etnik ve dinsel kimliğiyle öldürülmüşse o soykırımdır diyor. Ruanda soykırım yargılama mahkemesinin kararıdır bu. İlgili arkadaşlar internette şurada burada aradıklarında bunu pekala bulabilirler. Kürtlere karşı 1800'lü yılların sonlarında başlamış ve bugüne kadar devam eden son derece sistematik bir soykırım var. Alevilere karşı aynı şekilde sistematik bir soykırım var. Şimdi bu soykırımlara, kadınlara karşı bir cins kırımı var.
Bunlarla ilgili herhangi bir uygulama neden olmuyor? Çünkü devletlerin işine gelmiyor. Açıkça işin gerçeği bu. Birincisi, ikincisi Birleşmiş Milletler'i zorlaması gereken kurumları zorlayacak olan mekanizmalar da yeterli değil. Yani soykırım meselesi özellikle bizim kamuoyu tarafında da dünyada da son yıllarda daha çok tartışılmaya başlandı. Ve mesela biraz önce anlattığım Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler'le ilgili süreçler konusunda da yeni yeni tartışmalar geliştirmeye başlandı. Dolayısıyla bu anlamda da toplumsal hayatın gündemine böyle bir sorunun girmesi gerekiyor. Yani Rafael Lemkin'in yaptığı soykırım tanımı Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmişse ve o soykırım tanımına uyuyorsa her katliam soykırımdır. Bunun lemicümü yok. Sağa sola çekmeye gerektiren bir şey yok. Ama Birleşmiş Milletler ne yapıyor? İşte diyen ki Bosna Hersek'te evet soykırımdır diyor. O hemen gerekli düzenlemeler yapıyor. Ruanda'da soykırımdır diyor. Gerekli düzenlemeler yap. Çünkü çıkarları itibariyle süreç öyle gidebiliyor. Ama onun dışındaki diyor, örneğin işte söylediğimiz gibi bizi çok ilgilendiren, bizim canımızı yakan Alevilere ve Kürtlere karşı bu topraklarda izlenen, aynı şekilde Ermeniler dışındaki diğer Hristiyan halklara karşı izlenen soykırımlar konusunda herhangi bir şey söylemeye ihtiyacı duymuyor. Uluslararası ilişkiler açısından durum bu. Ülke içindeki devlet yanlısı kesimler dediniz. Zaten ülkede devlet bu operasyonu yaptığı için bu operasyonların öncesi ve sonrası bir sistematik içinde işliyor. Yani öyle tesadüfen kendiliğinden gelişmelerin, günlük gelişmelerin kıskacında şekillenen şeyler değil. Her şey başından sonuna önemli ölçüde çerçevesiyle, en azından kaba çizgilerle planlanmış olarak yürütülüyor. Bakın Ermeni soykırımını hepimiz biliyoruz, soykırım. Dünya alem biliyor soykırım. Osmanlı Devleti'nde soykırımla ilgili Malta yargılamaları yapıldı. Malta yargılamalarının sonucunda ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Katliamı yapanlar, soykırımı yapanlar, Kara Kemalleri, Talatları, ötekisi, berikisi ellerini kollarını sallayarak çıktı gittiler. Sonuç ne oldu? Bugün Malta yargılamaları Ermeni soykırımı olmadı demenin gerekçesine dönüştürüldü. Ve Malta yargılamalarında da benzer bir sonuç çıktı. Herkes beraat etti. Maraş katliamı da yargılama yapıldı. Ne oldu? O yargılama katliamın üstünü örtmek için yapılıyor. Yani devlet zaten sistematiği başından da belli bir sistem içinde yapıyor. Sonunu da belli bir sisteme bağlıyor. Bu sistemin bir parçası da kamuoyu oluşturmadır. Biraz önceki bölümde anlattığımız gibi zaten bir ikna edici, rıza alıcı bir kamuoyu üretiyor devlet. Nedir? O diyelim ki 1978'lerde yükselen toplumsal mücadeleyi, onların diliyle anarşiyi bastırmaktır. Ama hemen burada bir antiparantez açmama izin verin. Kenan Evren'in de içinde olduğu Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında çok net bir biçimde gelişmelerin Kürt sorunuyla bağlantısı anlatılıyor. Biz o zaman ya da devrimci demokratik kamuoyu bunun çok farkında değildi ama devlet hafızasını iyi kullanıyor. Devlet olayları, gelişmeleri iyi biliyor. Kürt sorunundaki gelişmenin önemli olduğunu ve bunu önlemek için bir şeyler yapmak gerektiğini Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşuyorlar. Henüz biz bu işin farkında değilken Maraş katliamı bu görüşmelerden bağımsız değil. Dolayısıyla Maraş katliamını örtbas etmek için bir dizi operasyon yapılıyor. İşte anarşizmi önlemek için ya da sağ sol çatışması için veya işte Alevi Sünni çatışması. Şimdi devletin denetiminde olan önemli bir kesim süreci halen böyle görüyor. Yani olanlar Maraş olaylarıydı. Ne olmuştu? Solcular tahrik etmişti. Sedat Celasoğlu'nun raporunda çok net bir biçimde bunu söylüyor. Katliam esnasında Maraş'ta olan, katliam esnasında katledilen insanların taşındığı yerleri gözleriyle gören bu katil bunu gördüğü halde Maraş katliamını solcuların provokasyonuna bağlıyor. Solcuları destekleyen Alevilerin yanlış davranmasına bağlıyor. Evet. Ve dolayısıyla da onların etkisinde olan kamuoyu doğal olarak işte solcu sağcı çatışması ya da Alevi Sünni çatışması gibi pekala manipüle eden yaklaşımlarla sonuçta süreci kapatabiliyorlar. Yani burada devrimci demokratik kamuoyunun çok daha farklı bir süreci geliştirmesi lazım. Sanıyorum biraz sonra ona gelecek zamanımız. Onu da konuşacağız. Bu sonuç itibariyle devletin suç ortaklığını sürdüren ırkçı faşist bir grup da var. Ve bu politikalar değişmedikçe çok fazla değişmeyecek gibi duruyor. Günümüzde de devam eden bir olgu. Son 15 dakikamız bu turda her birinize en fazla 5 dakika zaman verebileceğim ve orada
uzadım, kusura bakmayın ama araya girmek zorunda kalacağım. Biraz da bu hesaplaşma üzerinden konuşmak istiyorum, tartışmak istiyorum. Son günlerde bu biraz da helalleşme olarak yansıdı kamuoyuna. CHP lideri bunu helalleşme olarak yansıttı. Ama Türkiye'de gerçekten çok güçlü bir katliam ve soykırım gerçeği var. Bu katliam ve soykırımlarla nasıl hesaplaşılacak? Bunlarla nasıl yüzleşilecek? Ya da helalleşme bu anlamda yeterli mi? Bunu sorayım ve Çiçek Hanım sizinle başlayalım. Ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili gerçekten? Yani özellikle devlet yanlısı bir kesim de gözü kapalı bir biçimde bu katliam ve soykırım gerçeğine hala destek vermeye devam ederken nasıl olacak bu hesaplaşma, yüzleşme ya da helalleşme, ne dersiniz? Yani son dönemde özellikle Kılıçdaroğlu helalleşelim diyor. Tamam, helalleşmek isteniyorsa Türk Devleti'nin kendi kodlarından vazgeçip geçmeyeceğini göstermesi gerekiyor. Yani tek anayasadan, bu kurulmuş anayasanın ilk üç maddesinden vazgeçilecek mi? Yani Kürtler, kadınlar ve kızılbaşlar, yani 3K kabul edilecek mi? Bunu sormak gerekiyor Kılıçdaroğlu'na. Ya da Meral Akşener gerçekten 90'lı yıllardaki İçişleri Bakanlığı yapıyordu. O zamanki failli meçhulleri açıklayacak mı? Ya da kendileri bakımından devlet arşivlerinde duran Ermeni soykırımlarından başlayarak Dersim katliamı, Koçgiri katliamı, Seyit Rızaların asılmasına kadar varan Kürt direnişlerindeki ayaklanmalardaki katliamlar açıklanacak mı? Çorum, Maraş, Sivas açıklanacak mı? 19 Aralık, Burdur, Ulucanlar katliamları açıklanacak mı? Eğer helalleşmek istiyorsak burjuva siyasetiyle değil, yani gerçekten halkların demokratik siyasetiyle bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani biz mesela biliyoruz, yani CHP gibi, İYİ Parti gibi partilerin Kürt ulusal özgürlük mücadelesinin karşısında nasıl birleşik bir cephe aldıklarını, Kürt dendiğinde hemen nasıl bir blok halinde oluştuklarını biliyoruz. Ya da en son Davutoğlu muhalefete düştüğünde, yeni bir parti kurduğunda, eğer Suruç katliamını açıklarsam herkes altında kalır dedi. O zaman gelip mahkemede kendisi bir taraf olarak bütün bu Suruç katliamının nasıl gerçekleştiğini, AKP'nin DAEŞ işbirliğine nasıl gerçekleştiğini açıklaması gerekiyordu. Yani böyle helalleşmek öyle kolay bir mesele değil. Eğer CHP helalleşecekse tek anayasadan vazgeçecek ya da asimilasyoncu eğitimden vazgeçecek mi? Bu soruları sormak gerekiyor. Yani helalleşmesi demek devletin belirlediği şu ana kadarki kurulmuş olan kodlarından da vazgeçmesi demek. O nedenle de öyle kolay değildir. Yani bizim bakımımızdan da yani yüzleşmek önemli. Yani uzun zamandır belki de tartıştığımız bir mesele. Yani Ermeni soykırımı işte bizim emekçi sol hareketinin gündemine 2000'li yıllardan sonra girmeye başladı, tartışılmaya başladı. Ya da Kürt halkının kendi talepleri, ana dildeki eğitim hakkı, ulus olarak kendi kaderini tayin hakkı hep 90'lı yıllardan sonra gündemimize gelen, ırkçılığın ve şovenizmin belli bir anda ulusal hareketin yükselmesiyle birlikte kırılmaya başlasa da halen biz son yapılan ittifak tartışmalarında da görüyoruz ki TKP'nin yaptığı açıklamada da yani Kürtlersiz bir ittifak kurmaya çalışılan bir anlayış var. Yani bu topraklarda sadece şövenizmi değil, sosyal şövenizme de yüzleşmek, katliamlarla yüzleşmek anlamına gelecektir. O yüzden de bizim bakımımızdan yani şunları görmeye ihtiyacımız var. Yani yüzleşmek dediğiniz şey, gidip halkları gerçekten aydınlatmaya ve bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Biz evet, Kürt Özgürlük Hareketi'nin sonuçta Kürdistan topraklarındaki yürüttüğü mücadeleyle birlikte Kürt halkı bilinçlenmiş durumda, kendi özgürlük talebini yükseltiyor. Ama bu topraklarda bu faşist, ırkçı zihniyeti kabul eden bir kesim de var. Ezilenlerin ve emekçilerin yoğun olduğu topraklar var. Bunlara gidip bu durumu anlatmak lazım. Yani bunun bir inkar siyaseti olduğu, bir asimilasyon siyaseti olduğu, yani bu katliamları hak edilmediği, kesinlikle kötü çocuklar diye tanımlanan, tırnak içinde olmadığı, sadece özgürlük isteyen kişiler olduğunu anlatmaya ve kavratmaya ihtiyacımız var. Ve ayrıca da tüm hareketlerin
Yani Demokratik Alevi Hareketi başta olmak üzere Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi ve Sosyalist Hareketin birleşik bir mücadele yürütmesi gerekiyor. Yani 7 Haziran'daki HDP'nin yaptığı siyasi zafer gibi ya da Rojava devrimi yarattığı zafer gibi kesinlikle AKP rejimini gerileten şeyler bu birleşik özgürlük mücadelesiydi. O yüzden de birleşmeye ihtiyacımız var diye bitirmek isterim. Peki. Celalettin Can'la devam edelim ama burada küçük bir anekdotla birlikte sormak istiyorum. Yani Kılıçdaroğlu, İhsan Sabri, Çağlayangil'le bir söyleşi yapmıştı ve orada Dersim'de mağaralarda insanların nasıl zehirlendiğini bizzat Kılıçdaroğlu'na anlatmıştı ve bunun ses kayıtları daha sonra kamuoyuna yansıdı. Yani tarihten gelen süreci Kılıçdaroğlu da biliyor. Bu durumu da göz önünde tutarak bu hesaplaşma, helalleşme, yüzleşme kavramını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu gerçekten nasıl olacak ya da olacak mı? O söyleşiyi okudum ben. Bizzat Kılıçdaroğlu'nun sorduğu soruları da hatırlıyorum. Şimdi helalleşme olayı biraz muhafazakar ve uhrevi bir kavram. Yani suçluya ayna tutup suçları açığa çıkarma. Yani yüzleşmedir, ayna tutmadır aslında. Gerçeği ortaya koymaktır. Gerçeği bütün boyutlarla ortaya koymak. Yani yüzleşmenin bir boyutu budur. Ama helalleşme kavramı bir yüzleşme kavramı veya bir hesaplaşma kavramı değil. Yani daha ilişkileri yumuşatmayı düşünen, daha böyle bir arada yaşamaya, vurgu yapmaya çalışan, bazı şeyleri kavgasını yapmayalım diyen, yani bu yüzleşmeyi de biraz öyle algılayan bir yerden onu, kavgasını yapmayalım diyen, kendince topluma daha böyle yorulan, yıpranan, işte ciddi sıkıntılar yaşayan, bir topluma biraz daha huzur, biraz daha güven, kendine göre onu vermeye çalışan, bir kavram, yani bir kavram değil. Muhakkak ki faydaları var topluma ama bizim benimseyebileceğimiz, esas alabileceğimiz bir kavram değil. Uhrevi bir kavram, muhafazakar bir kavram. Değişimi reddeden her muhafazakar gibi var olanları olduğu gibi kabul eden ama yumuşatarak kabul eden. Gönül almaya çalıştı. Böyle bir kavram bu. Sanırım bunun biraz siyasi boyutu da var. Herhalde Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olmak istiyor ve kapsayıcı bir dil kurmaya çalışıyor. Böyle de bir yanı var yani. Ben ona öyle bakıyorum. Faydası olur mu? Herhalde Kılıçdaroğlu'na bir faydası olur. Peki sosyalist harekete, işçi sınıfına, büyük bedel ödeyenlere, acı çeken insanlara, katledilen insanlara, katledilen topluma. Ya şimdi Diyarbakır cezaevine ilgili nasıl helalleşilecek bilmiyorum yani. Şimdi Kılıçdaroğlu'na söylemek lazım. Nasıl helalleşilecek yani? Yani orada insanlar öldürülmüş, katledilmiş, büyük acılar yaşatılmış. Ya Dersim'de büyük katliam bir soykırım yaşandı yani. Kimle helalleşeceğiz? Nasıl helalleşecek? Kim muhatap kim yani? Şahsiyetler mi yani tek başına? Devlete dahil olmadığına göre. Ya Koşkir'e nasıl helalleşeceğiz? Ya Ermeniler soykırım olayını nasıl helalleşecekler Talat Paşa'yla veya ne yapacağız yani? Şimdi dolayısıyla helalleşme başka bir şey. Bir siyaset aracıdır bence. Siyasi bir kavram yani. Siyaset aracıdır derken Kılıçdaroğlu'nu siyasi amaçlarla kullanıyor. Hayırlısıdayım ben. Çünkü uzun zamandır Kılıçdaroğlu İslami kesimle, muhafazakar kesimle nasıl siyaset yapabilir? Bu çalışmasını yapıyor. Bu konuda akıl hocalar da var. Bazıları kamuoyunda insanlar tanıyor. Bu da var. Bu ayrı bir şeydir. Yani bunu bir şey demeyiz. O Kılıçdaroğlu tarzıdır. Bir yüzleşebilmek için gerçeğin olduğu gibi ortaya çıktığı gerçekle yüzleşilmesi ve bir daha aynı şeylerin yaşanmaması için tedbirlerin alınması. Toplumun temizlenmesi yani. Yani o zaman ne olacaktır? Maktinden biraz da karşı karşıya gelecektir. Yaşayıp yüzleşilecekse. Maktin ne yaşadığını ifade edecektir. Maktin ne yaptığını ifade edecektir. Mağdur onu affeder mi affetmez mi? Dinleyecektir onu yani. Yüzleşme bu bir yerde yani. Budur. Ya toplumun bir kesiminde yaşananlar var. Bu yaşananlar yaşadıklarını ortaya koyacaktır. Suçluya işaretleyecektir. Evet. O kabul edecek mi, etmeyecek mi, özür dileyecek mi? Ve özür dilemesinin konuşmaları nasıl olacak? Ama bazen yetmiyor işte, yüzleşme yetmiyor. Sadece gerçeğin bilinmesi, gerçeğin dile getirilmesi, gerçeğin diğer taraftan kabul edilmesi yetmiyor. O yüzleşme yetmiyor tek başına temiz toplum için bazı koşullarda. Bir de yargılama da gündeme gelir. Mesela biz Diyarbakır cezaevi çalışmasını yaparken yüzleşelim mi, hesaplaşalım mı düşüncesini geliştirmeye çalıştık.
belli ölçülerde denge oldu. Hatta yargılama daha çok öne çıktı. Evet. Yani anlattı insanlar derdini. Ve tabii diğer tarafın şeyi de anlattığı çıkıyor ortaya. Onların isimleri, cisimleri, her şey de ortaya çıkıyor. Peki ne yapmak gerek? Çoğu şunu söyledi. Kürt meselesi çözülsün. Bunlar da yargılansın. Evet. Hadi bırakalım onların yargılanmasını. Diyarbakır'da niye işkence oldu? Niye basit oldu? Niye üstüne gittiler Diyarbakır'ın? Kürt meselesi bu. Kürt meselesi de Kürt Türkiye'yi yüzleşsin. Kılıçdaroğlu yüzleşsin. Nasıl çözecek bu meseleyi? Kürt meselesidir yani o olay. Kökünde yatan Kürt meselesi. Öyleyse kavramları karıştırmak gerekir. Yüzleşme başka bir şey. Helalleşme başka bir şey. Yine yüzleşme başka bir şey. Peki. Yargılama başka bir şey. Kuvvetler ilişkisine ve toplumun eğilimlerine göre yüzleşme veya yargılama tefsir edilebilir. Peki. Ama yüzleşme ve yargılamayla bu helalleşme farklı soyutlama düzeylerdir. Onları birbirine karıştırmak, taşla sapla samanı birbirine karıştırmak. Peki. Çok teşekkürler. Son konuşmacımız da Aziz Tunç olsun. Siz bu meseleye nasıl bakıyorsunuz? Daha çok da gerçekten bir yüzleşme nasıl yaşama geçirilir üzerinden yorumlarınızı merak ediyorum. Doğrusu yüzleşmeyi yaşama geçirmek mümkün müdür bir de? Tam oradan başlayalım. Bu çok mümkündür. Hele de bugünün koşullarında hiç de uzak bir ihtimal değildir. Gerçek anlamda katliamcı sistemle hesaplaşabilmek açısından bütün eksikliklere, zorluklara, bütün kapalı kapılara rağmen Türkiye ve Kürdistan devrimci demokrasi güçleri önemli imkan ve olanaklara sahiptirler. Dolayısıyla bu imkan ve olanakları büyüterek, destekleyerek, geliştirerek gerçek anlamda katliamcı sistemle bir hesaplaşmanın yaşanması gerekiyor. Hiç öyle yüzleşme, helalleşme vesaire gibi şeylerle bence zaman kaybetmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu mümkün değil çünkü. Bakın Kılıçdaroğlu helalleşmeden bahsediyor. Mağdurların unutma ve affetme özelliklerini istismar ediyor. Başka yaptığı bir şey yok. Mağdurlar olarak bizler genellikle affetmeye ve unutmaya eğilimliyizdir. Bu doğal olarak şunu yaratır. Evet biz söylenen biçimde helalleşelim. Yani bazı şeylerde vazgeçelim. Hiç sorun etmememiz istenenleri sorun etmeyelim. Ama bu helalleşmeyi yaşayalım. Faraza öyle diyelim. Faraza mümkün mü? Mümkün değil. Afrin'e bomba gönderen, Kandil'i yerle yeksan etmekten söz eden, Maraş katliamının sanıklarının bilgilerini tümünü yıllar boyu kasasında saklayanlar nasıl helalleşecekler? Nasıl diyecekler? Yani Kandil'e biz yerle yeksan ettik sözü daha 2 gün önce söylendi. Afrin'e bomba birkaç ay ya da birkaç yıl önce gönderildi. Maraş katliamının sanıklarının, katillerinin gizlendiği dosyayla ilgili bir tane cümle kuruldu mu o parlamentoda? Bir tane cümle, evet Ecevit bunu yanlış yapmış, burada adı geçenler, rumuzları belli olanlar, bu rumuzları isimlendiren bendim. Ben tek tek onların üzerinde çalışarak isimlendim. Şah Pomriş, bilmem Nazif Havanozoğlu vesaire. Ama bir kısmı da bulamadım halen. Bir tane Cumhuriyet Halk Partili çıkıp bu dosyada adı geçen bu raporu gönderen de MİT mensubudur üstelik. Şahıslar şunlardır, bunları Maraş katliamından dolayı sorumlu oldukları iddia ediliyor, yargılayalım diyen oldu mu? Bunları demeyenlerin, diyemeyenlerin yüzleşmeden bahsetmeleri afakidir. Bakın bir şeyi tekrar etmek durumunda kalıyorum, affedersiniz. Kılıçdaroğlu, evet Celalettin Yoldaş da belirtti, güncel siyasetin ihtiyaçlarına uygun bir atraksiyon yapmaya çalışıyor. Dayandığı zemin mağdurların yani bizlerin affetme ve unutma ihtimalidir. Yani ya ben böyle bir helalleşmeden bahsedeyim, Maraş katliamı ile ilgili çok şey olmasa bile az şeyle de idare eder bu insanlar. Dolayısıyla problem çözülür. Hayır, çözülmez öyle. Bir anda bunu diyeceksiniz, bir anda Kandil'i yerle yeksan etmekten söz edeceksiniz. Kürt halkının iradesi, Kürt halkının göz bebeği bir pozisyona karşı bu kadar düşmanca yaklaşım karşısında herhalde bir bu yüzle mi helalleşeceğiz? Yani Kandil'i yerle yeksan eden 100 kere bizim yüzümüze mi bakacak? Maraş katliamının sanıklarını gizleyen 100 bizim gözümüzün içine nasıl bakacak? Dolayısıyla o iradede yoktur. O yüz, helalleşmede güncel konjektürel ihtiyaçlardan kaynaklı bir yanıltıcı manipülasyondur. Dolayısıyla yapılabilecek olan şey çok açık ve nettir ve mümkündür. Benim özellikle altını çizerek belirtmek istediğim şey budur. Belki fazla hayalciyim, bilmiyorum ama ben buna inanıyorum. Türkiye ve Kürdistan demokrasi, devrimci demokrasi güçlerinin bugünkü koşullarda sahip olduğu güç ve imkanlar, ilişkiler
bundan önceki tarihimizde sahip olamadığımız güç, imkan ve ilişkilerdir. Bu güç ve imkanları geliştirerek, büyüterek daha etkili bir demokratik sürecin yaşanmasını sağlanabilir. Hesaplaşmada, görüşmede buradan bitecektir. Peki. Katliamcı, soykırımcı sistem de burada mahkum edilip başlayacaktır. Peki. Çok teşekkürler Çiçek Otlu Sosyalist Kadın Meclisleri Genel Sözcüsü Celalettin Can, HDP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve 78'ler Girişimi Sözcüsü Aziz Tunç, araştırmacı, yazar. Görüşlerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştınız. Sağ olun, var olun. Teşekkürler her üçünüze de. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet, sevgili izleyiciler, bir medya haberinin de gündemin daha sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.